Evet, değerli dostlarımız, sevgili arkadaşlarımız, bu sütlü tatlılar videosuna başladığımızda şurup tatlılar hiç hafızamda yoktu. Ama ilgi ve alakalarınız beni biraz da yine de basit olacak, evde yapılabilecek kadayıf tatlısını seçti. Kadayıf muhakkak bizim ülkemizde çok değerli ustalarımız var, çok meşhur kadayıflarımız var. Biz de acizane kendi usulümüzle yapmış olduğumuz kadayıfımızı sizlere tavsiye ediyoruz. Umarım güzel olur. Şimdi önce malzemeleri tanıtacağım. Değerli dostlarım, şöyle bir tepsimiz. Her zamanki kullandığımız orta boy tepsimiz ve içine kullandığımız yaş kadayıf. Yaş kadayıf 750 gram. 200 gram ceviz katacak. Allah nasip ederse. Şimdi ceviz bu kadayıfın içerisine, ortasına ceviz de katılabilir. Antep fıstığı da katılabilir. Fıstık da katılabilir. Yani herkes burada sermayesine göre hareket eder. Bugün ceviz 50 bin lira civarında kilosu. Antep fıstığı 150-200 lira. Normal düz fıstık katayım dersen benim imkanım ona misal düz fıstık da katabilirsin. Kırık vaziyette. Sonra içine 200 gram tereyağı aldık. Herkese yine tereyağı da aynı şeyler. Mutlaka bunlar lezzet veren kıvamlar. Ama margarin de herhangi bir margarin de katabilir. Tavsiye etmemem rağmen margarin de katılabilir. Yani bu 3 madde bizim kadayımız meydana getirecek. Ondan sonra şurubunu hazırladığım için 1 kilo 350 gram şeker, 1 kilo 350 gram şeker, 9 gram su ve bir de yarım limon. Şimdi değerli dostlarımız, yağımızı aldık, tabana sürüyoruz bir müddet, bir kısmını tabana sürüyoruz. Daha sonra artan kısmını da üstüne katacağız. Evet, her tarafını şöyle yağını süreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi tabanına tamamen yağı sürdük. Evet. Şimdi bunu şuradan ortada kaldıralım. Şimdi haşlamaya başlayacağız. Değerli dostlarımız, kadayıfımız malum yaş kadayıf dedik. Bunu şöyle alıp ufak ufak bazen parçalanır tabana yayacağız. Bu 750 gram kadayıfımızı muhtemelen 3'te 2'sini tepsimizin dibine döşeyince o zaman sıra ortasına cevizi koyma gelecek. Yani mutlaka tam tatmaya gerek yok. Göz kararıyla kadayıfımızı döşedikten sonra cevizimizi içine katacağız. Evet, değerli dostlarımız, şu anda gördüğünüz gibi kadayıfımızı muhtemelen 3'te 2 civarında döşedik ve cevizimizi üzerine saçıyoruz. Cevizi biraz yeri bıraktım çünkü yeri olunca yerken ağızda belli olsun ceviz oldu. Ama daha toz gibi de eritebilirsiniz, ezebilirsiniz. Biraz diri de yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu sermaye göre şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hakikaten bir iş yaparken ev ekonomisini de hesap etmemiz lazım. İlla ki 200 gram yoğurt olacak diye bir şey yok. Daha fazla katabilirsiniz, daha az katabilirsiniz. Herkese. Biz bunu şimdi evde torunlar var, çocuklar var. Biraz torpil geçtik onlara. Yoksa bu kadar katmam yani. Evet, değerli dostlar. Şimdi tekrar geri kalan kadayıfımı da üzerine yapacağım. Ondan sonra üzerine yağını katacağız. Kalan yağı ve fırına süreceğiz. Evet, değerli dostlarımız. Şu anda kadayıfımızı son parçaların üzerine katıyoruz. Kadayıfımız tepside birinci aşaması bitmek üzere. Onları da katalım çünkü cevil olmasın. Evet. Şimdi değerli dostlarımız, kağıdımızı üzerine kadayıfını bastıracağız. Alabilir. Bütün gücümüzü var gücümüzü. Şimdi değerli dostlarımız, geri kalan yağımızı üzerine parçalar şeklinde katacağız. Her tarafını bunu elimizle kullanacağız mecburen. Baştan demiştim bu tereyağımız bizim 200 gram. Dediğim gibi farklı bir margarinler de katabilirsiniz. Onları tasvip etmemek ayrı bir konu.
imkan meselesi ayrı bir konu. Çünkü biz, ben kendim garibanlık ne demekse gariban tabanına vurmuş bir ailenin çocuğuyum. Garibanlığın tabanına vurmuş bir ailenin çocuğuyum. Onun için bu tür şeyler yaparken ailemizin, ailelerimizin ekonomisini hesap etmeye mecburum. Evet, değerli dostlarımız, şu anda gördüğünüz gibi kadayıfımızı döşedik, üzerine tereyağı koyduk. Fırınımızı 5-6 dakika önceden yaktık ki fırınımız biraz ısınsın. Ben de bu vesileyle bir hatıramı size anlatmak istiyorum. Sene 1986, Urfalı bir öğretmen arkadaşım vardı. Resim öğretmeni, Mustafa Şenay isimli. Kulakları çiğnesin. Burada ona da çok saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çünkü onların Urfa'da böyle peynirli kadayıf yapmak çok meşhur olduğu için bana da acizane peynirli kadayıf tavsiye etti, yapmamı söyledi. Biz tabii o tavsiyeyle bir şeyler yaptık ama onun dediği olmadığı gibi öyle bir hatıramızda bir tatlı bir hatıramız kaldı. Bu kadayıfın şekli de bizde kalsın. Buradan bir arkadaşım şimdi bunu izleyecek, muhtemelen gülecek yani. Onun için de öyle hatıramızı size paylaşmak istedim. Şimdi fırınımıza atıyoruz. Fırının derecesi, ben daha önce söylemiştim, bu ev fırınların hakikaten derecesini çok fazla anlayamıyorum. Bakarak şey yapıyorum ama biz yine de 180 dereceye koyduk. Orta bir göze kattık. Bu tür kadayıf, efendime söyleyeyim, şeyler, kek gibi şeyler yavaş ateşte pişmesi lazım. Ama mesela fırınızda sütlaç demiştim daha önce. Fırınında sütlaç, o da tam tersi. Hızlı ateşte pişmesi lazım. Şimdi biz bunu koyduk. Bu pişerken şurubumuzu hazırlayacağız. Şurubumuzu zaten önceden hazırlamıştık gördüğünüz gibi. Suyumuzu dökeceğiz sadece. Suyumuzu dökeceğiz. Fırında o pişerken şurubumuzu da kaynayacağız. Bu arada limonumuzu da sıkacağız inşallah. Yarım limonumuz yetiyor. Yarım limon yetiyor. İyice sıkıyoruz. Hatta kabuğunu da içine atıyorum ki kokusu sinsin de, güzel koku yapar. Kokusu sinsin de. Evet, altını açalım. Kısalım. Evet. Değerli dostlarımız, şu anda fırında kadayıfımız pişmek üzere. Şurubumuz da kaynıyor. Bu arada ben de acizane bir keşke kelimelik sizlere sohbet etmek arz ediyorum. Hayatımda düstur edinmiş şeyler daha önce paylaşmıştım. Yine bu düsturlarımın içerisinde bir tanesi şudur. Batılı tasvir safi kalpleri idlal eder. Yani bu cümleyi tekrar söylüyorum. Batılı tasvir, yani batıl olan şeyler, tasvir edilmeyen şeyler. Tasvir etmek safi kalpleri idlal eder. Şimdi değerli dostlarımız, biz piyasanın içinde olduğumuz için çok görürüz etrafta, kahve köşelerinde, efendim söyleyeyim, orada burada sosyal medyadan duyarız, kahve köşelerinden konuşulur. Böyle kötü olayları, kötü hasletleri piyasada insanlarla paylaşılmaması lazım. Şimdi paylaşıldığı zaman ne oluyor? O kötü haslet safi kalpleri bozar dedik ya, yani o safi kalbin içinde bir gün gelir, bir gün geliyor, o duymuş olduğu hadiseyi hayatında tatbik ediyor. İşte hayatında da tatbik ettiği zaman, o zaman bu sözü ilk paylaşan arkadaşımız, kardeşimiz kimse, eğer ki bu sözde hayırlı bir şeylere vesile oluyorsa, o zaman mesele yok. Çünkü arkadaşımız uyguladığı anda kazanmış olduğu sevap kadar da o duymuş olduğu arkadaş da istifade edecek. Ha. İhtimal ki çoğu hep bu tür şeyler, kötü şeyler paylaşılıyor. Kötü şey uyguladığı zaman hayatı boyunca da o arkadaşın defterine kötü şeyler yazılacak. Onun için bu tür şeyleri hani el sebep kelfail düstur denilir buna. Yapan da sebep olan da yapan kadar günah girer. Onun için bizler hayırlı şeylere sebep olacağız. Dikkat edeceğiz. Yani batılı tasvir safi kalpleri idlal eder cümlesinden hareket ederek kesinlikle başka şeyi, bu tür şeyleri paylaşmamanızı acizane tavsiye ediyorum. İster bir abi nasihat edeyim, ister bir kardeş nasihat edeyim. Çünkü ben hepinizi seviyorum. Bütün dostlarımı seviyorum. Bütün insanları seviyorum. Sevdiğim için bu güzel şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
Evet, değerli dostlarımız, şurubumuz kaynadı. Şimdi altını kapatıyoruz. Yaklaşık muhtemelen 10-15 dakika daha bekleyecek burada. Yani fırında kadayıfımız pişmeden önceden kaynayacak. Değerli dostlarımız, şimdi kadayıfımızın üstü kızarmıştır gördüğünüz gibi. Şu anda biraz telaşlı bir zamanı olacak. Önce koyuyoruz onu. Sonra üzerine bir kağıt katıyoruz. Kağıdı katınca tepsiyi katıyoruz. Ve ters çevireceğiz. Değerli dostlarım, ters çevir. Kadayıfımızın altı üstüne gelecek. Yani bu kısım biraz zordur ama neticede olmayan bir şey de değil. Evet, gördüğünüz gibi ters çevirdik. Tepsimiz meydanda. Şimdi kadayıfımızı gördünüz. Şimdi bunu tekrar tepsimizin içine yerleştireceğiz. Bunu nasıl bir de üstünü kızartacağız. Evet. Gördünüz. Şimdi tekrar üstünü kızartacağız. Allahu Ekber. Evet. Şimdi bir 5-10 dakika kadar pişecek. Tamam. Evet, değerli dostlarımız, şu anda kadayıfımız pişti. Biz de şunu çekirdekleri süzüyoruz. Limon kabuğunu çıkardık gördüğünüz gibi. Evet, şimdi şöyle sıktık. Şimdi fırından çıkarıp fırını dökeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bezimiz sıcak. Evet. Bismillah. Yakından çekelim. Bu arada kameramanım damadım olur. 4 numara damat. Cenab-ı Allah bize 4 tane kız evladı verdi. Biz de 4 tane Allah'a sorumluluk. Hepsinden çok memnunum. 4 tane aslan gibi damatlarımız var. Değerli dostlarımız, umarım bu kadayıftan çok memnun olacaksınız. Başta dediğim gibi hakikaten kadayıf bizim ülkemizde çok meşhur olan illerimiz var. İşte kadayıf dolması, kadayıf, burma kadayıf, Diyarbakır'ın burma kadayıfı, Urfa'nın peynirli kadayıfı. Biz de acizane dostlarımız da böyle. Onlar kadar olamasak da bütün de fena sayılmaz yani. Evet. Şurubumuzun hepsini kattık. Umarım hepsini çekecek. Evet. Tamamdır. Değerli dostlarımız, şu anda kadayıfımız, servisimiz hazır. Şurubunu çekti ve soğudu. Ben bundan 24 porsiyona göre ayarlayacağım. Siz kendi kafanıza göre ufaltısını büyütürün, orası serbest. Bunu şimdi ilk önce ortadan bölüyorum. Uzunlama 4'e. Biraz yakından gelir misin? Yakından çekeyim. Benden tarif etmesi, bundan sonra sizden tarif yapması. İnşallah güzel şekilde yaparsınız. Dostlarınızla paylaşırsınız. Üzerine biraz da Antep fıstığı koyuyorum. Her şeye rağmen pahalı ama kendimize olduğu için biraz acımadım bu noktada. Yani ticari hoca olarak da yapılabilir de ticari olarak biraz şey pahalaştırabilir sermayeyi. Evet. Değerli dostlarımız, şimdi yeni bir videoda buluşuncaya kadar şimdilik hoşça kalın. Hepinize hayırlı akşamlar. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz.